Merhaba, Doktor Permakültürle Doğayla Uyumlu Yaşam programıma hoş geldiniz. 20 programdır sizlerle beraberiz. Bu son programımızda sizlerle doğayla uyumlu yaşamda öğrendiğimiz şeyleri hayata geçirmek ve daha da öteye götürmek için neler yapabiliriz onu paylaşacağım. Ben Doktor Murat Onuk. Başladığımızda neden böyle bir şeyle ilgileniyoruz diye konuşmaya başlamıştık. Dünyada insan soyunun tehlike altında olduğundan, önümüzdeki 10 yıllarda 100 milyonlarca insanın ölümünün söz konusu olduğundan ve bu anlamda bildiğimiz medeniyetin yıkılacağından, şayet doğru bir şekilde harekete geçmezsek, bu aciliyeti hissetmezsek, doğru bir yaklaşımla doğayla olan ilişkimizi düzeltmezsek, cahil bencillikten vazgeçip soyumuzun devamını garanti altına alacak bir yaklaşım içerisine girmezsek, çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzdan bahsetmiştik. Bunun için de en temel sorunlarımız olan kirlilik, ormansızlaşma ve toprak kaybıyla ilgili de bütüncül bir çözüm sunan, hızlı ve uygulanabilir bir çözüm sunan permakültürden kalıcı kültür olarak çevirebileceğimiz etik temelli sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarımı biliminden konuşa geldik. Temel bazı kavramları baştan tanımladık. Tasarım gibi, bilim gibi ve etiği, yapacağımız işlerin bir etik temeli olması gerektiğini, belli bir ahlak üzerine oturmazsa kalıcı, sürdürülebilir olamayacağını bahsetmiştik. Bu yüzden de permakültür etiğini tanımladık. Canlı veya cansız her şeye sadece var olduğu için saygı ve özen göstermek temel yaşam etiğimizde. Temel direktifimiz kendimizin ve çocuklarımızın yaşamının ve geleceğinin sorumluluğunu almaktı ve buna göre hareket etmekti. Permakültür etiği bizlere yaptığımız bütün faaliyetlerde dünyayı gözetmemiz gerektiğini, insanı gözetmemiz gerektiğini ve bu faaliyetleri yaparken artan ne varsa ilk ikisine vakfetmemiz gerektiğini söylüyordu. Bunları daha somut aksiyonlara çevirebilmek için 12 tane permakültür ilkesinden, prensibinden bahsetmiştik. David Holmgren tarafından geliştirilen ufak başlamak, küçük başlamak, bir şeyler üretmek, yenilenebilire önem vermek, otokontrol mekanizmaları yaratmak, sistemin kendi kendini idare edebilmesi için atık üretmemek, örüntüleri göz önüne almak ki örüntü kavrayışı bir programımızın konusuydu. Bizler bilimi doğada var olan örüntülerin her ölçekte keşfi olarak tanımlamıştık. Doğanın milyarlarca yıl boyunca optimize ettiği, enerji açısından en verimli hale getirdiği, belli sayıdaki formların nasıl değerlendirildiği, bunları nasıl kavrayabileceğimiz ve tasarımlarında kullanabileceğimizi konuşmuştuk. Ancak örüntü bazlı tasarım yaparsak sürdürülebilir enerji açısından verimli sistemler tasarlayabiliyoruz. Örüntülere uymayan formlar enerji kaybına sebep oluyorlar. Bu yüzden örüntü kavrayışı, doğayı okumak ve anlamak, doğanın geometrisini bilmek önemli. Somut olarak tasarım yöntemlerinden bahsettik. Gözlemle başlayan, doğayı gözlemleyip doğadan öğreniyoruz. En büyük hocamız doğa. Doğadan öğrendiklerimizi insan aklını ve teknolojisini kullanarak hızlı bir şekilde hayata geçirerek yaptığımız tasarımlarda içinde bulunduğumuz bu kötü gidişatı tersine çevirip 11 milyar insanı sağlıklı ve besleyici gıdayla besleyecek şekilde aslında dünyanın kaynaklarını verimli bir şekilde değerlendirebiliriz. Dünyanın şu anda mevcut ekili tarım arazilerinin sadece %4'ünü kullanarak bu 11 milyar insanı besleyebilir. Geri kalan %96'yı da doğal çevirmenin kendini onarması için ormanlaşmaya terk edebiliriz. Öğrendiğimiz tasarım yöntemlerini uygularken en başta suyla başlamıştık. Suyu en yukarıda nasıl tutabiliriz? Ne kadar su tabii alıyor arazimiz, havzamız? Bu suyu nasıl tutacağız, nasıl depolayacağız, tekrar tekrar nasıl kullanacağız? Gri suyu, kara suyu nasıl değerlendireceğiz? Ve elbette yapabileceğimiz en büyük depo olan arazimizin kendisini üstü kapalı bir depo olarak nasıl bir sünger gibi su tutan bir sisteme çevirebiliriz? Ve bu suyun buharlaşması için toprak yüzeyini nasıl kaplamamız lazım? Yüzey örtücüler ve bitki sistemleriyle, yağmur hendekleri ve göletlerle bunlardan bahsetmiştik. Erişimden, yürüme ve araç yollarından ve yapıların nasıl tasarlanması gerektiğinden, doğal yapılar olarak yerel malzemeyle yerel mimariye uyumlu olarak nasıl tasarlanması, yerleştirilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Enerji depolama sistemleri olarak sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarımında çok önemli olan bitki ve hayvan sistemlerinden konuştuk. Bitki sistemleri özelinde de çok özel varlıklı olarak doğada dengeyi sağlayan, temiz hava, temiz su ve toprak üretimini sağlayan ağaçlardan ve onların enerji alışverişlerinden konuştuk. Toprak ve hava arasında bir geçiş ortamı sunan ağaçlar hem en temel örüntülerin de formlarını bizlere sunuyor. Aynı zamanda da karbon tutarak çok ciddi miktarda kaynak depolamayı üretken bir şekilde
sağlıyorlar. Biz besinimizi çok yıllık bitkilerden, yani ağaçlardan sağlayarak giderek çok daha sürdürülebilir, kolay, hızlı yaşam sistemleri, insan yerleşimleri tasarlayabiliyoruz. Su kültürü başlığımızda, çünkü sudaki yer çekiminin azlığından dolayı topraktaki üretime göre 30 kat ve çok çeşitli bir şekilde gıda üretimi yapma imkanımız var. Su kültüründe monokültür yapma, tek tip üretim yapma imkanı yok. Çok çeşitlilik doğal olarak gerekiyor. Su kültürünü biraz daha entegre sistemlerle, akvaponik ırım tüzen ya da su düzeni dediğimiz sistemlerle 80 kat toprağa göre daha verimli şekilde tasarlayıp hem bitkisel hem de hayvansal protein açısından üretim yapabiliyoruz. Elbette yaptığımız tasarımlarda iklimlerin etkisi çok önemli. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın tabi olduğu ana iklim kuşağı nedir? Ilıman iklim kuşağı, tropik iklim kuşağı ya da kurak iklim kuşağı. Bunun temel özelliklerinden bahsetmiştik. Nelere dikkat edilmesi gerektiği, toprak özellikleri nelerdir ana iklim kuşaklarının? Bunların tabii alt iklim kuşakları var. Ülkemizin temel hakim ana iklim kuşağı olan ılıman iklim kuşağı altında karasal, Akdeniz gibi farklı iklim kuşakları var. Öbür taraftan da kurak alan stratejileri bizim için giderek daha önemli, çünkü ülkemiz giderek daha kuraklaşıyor. Dolayısıyla kurak alanlarda nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz bunu bilmemiz lazım. En yıpranmış topraklarda, en zor şartlarda da permakültürün uygulamalarının mümkün olduğunu, çok kısa sürede çok ciddi vahalar, cennetler yaratabildiğini, bolluk ve bereket sağlayabileceğini örneklerle sizlerle paylaştım. Daha sonra tabii toprak konuştuk. En önemli problemimiz olan toprak kaybı, sadece miktar olarak kaybı değil, aynı zamanda da nebati hayat, yani canlı mikroorganizmaların kaybı. Dolayısıyla üretken organik toprağın kaybı en önemli problemimiz. Bunun için neler yapmamız lazım? Bunu konuştuk. Toprağın özelliklerinden bahsettik. Toprağın asla sürülmemesi, çapalanmaması, üzerine basılmaması gerektiğini konuştuk. Toprağın içindeki mikrobiyal hayatı ancak besleyebileceğimizi, onların da topraktaki mineralleri, elementleri, iz elementleri, alt iz elementleri işleyerek bitkilerin besleyebileceği hale getirdiklerini söylemiştik. Işığa karşı hassas oldukları için, rutubete ihtiyaç duydukları için toprağın her zaman üzerinin kapalı olması gerekiyor. Ufak ölçekli bahçelerde bulabileceğimiz bütün organik malzemeyle bir zaman yaşamış olan, ki bunun içinde yün battaniyelerden tüylere, saça, kitaplara, eski telefon rehberlerine kadar pek çok şeyi aslında, hani saman en çok bilineni ama pek çok farklı şeyi malç malzemesi olarak kullanabiliyoruz ve toprağın üstünü örtebiliyoruz. Zaman içerisinde bu organik malzeme yavaş yavaş toprağa dönüşüyor ve toprak içerisindeki nebat hayatı koruyup zenginleştiriyor. Daha sonra geniş ölçekli arazi tasarımından da bahsetmiştik. Kırsala göçtüğümüzde doğru araziyi nasıl seçeceğiz? Çok daha uygun fiyatlara, çok daha uygun hafif eğimli arazileri orman sınırlarında seçerek çok daha üretken sistemleri kolaylıkla kurabiliriz. Arazide daha sonra nasıl bir gözlem yapmamız lazım? Arazinin mülkiyetini garanti altına almanın önemi, gözlem sonucunda edindiğimiz bilgiler doğrultusunda da bir yol haritası, neler yapacağız, nereden başlayacağız, sizlere bu program kapsamında özet olarak sundum. Elbette bunun daha detayı sizde aynı zamanda bir meslek sertifikası kazandıracak olan uluslararası yeni dünyanın en gözde mesleklerinden biri olan permakültür tasarımcısı olmanızı sağlayacak olan tasarım sertifikası kursunda veriyoruz. Örnek uygulamaları balkon ölçeğinden başlayıp bahçe ölçeğine, daha sonra bir çiftlik ölçeğine, daha geniş bir tarım arazisine ve bir ülke büyüklüğündeki loş plato uygulaması gibi Çin'deki 640 bin kilometrekaredeki nasıl yapılabildiğini, ne gibi sonuçlar doğurduğunu, ne kadar sürede gerçekleştiğini ve ne kadar zorlu şartlarda bile mümkün olduğunu gösteren uygulamaları sizlerle paylaşmıştım. Bu uygulamaların varlığı elbette bizlere geleceğe dair bir umut, bir güven ve aslında insan yerleşiminin nasıl olması gerektiğine dair de kapsamlı bir bilgi sunuyor. Kentlerde, şehirde yapılabilecek pek çok şey var. Bunlardan bahsettik bir programımızda ve tabii ki topluluk stratejileri. İnsan olarak sosyal varlıklarız, temel ihtiyaçlarımızın en üst seviyesinde, yani temiz hava, temiz su, sağlıklı besleyici gıda ve makul bir barınak, soğukta kendini ısıtan, sıcakta kendini serinleten ve suyunu toplayan makul ölçekli bir barınağa sahip olduktan sonra sosyal varlıklar olarak ahenkli, uyumlu bir toplulukta kendi potansiyelimizi gerçekleştirme ihtiyacımız var. Bu topluluklar nasıl olmalı, nasıl kurulmalı, nasıl karar almalı, nasıl konuşmalı, haberleşmeli, iletişimleri nasıl olmalı? Bunlar hakkında konuştuk ve Türkiye'de var olan topluluk örneklerinden küresel boyuttaki topluluklara kadar sizlerle bilgi paylaşımında bulundum.
Daha sonra da nereden başlayacağıza geçmeden önce yaklaşıma dair ilkeler, aksiyona geçtiğimizde bizi yönlendirecek olan temel ilkeler ve prensipler etikten başlayarak tekrarladık. Bunun bir listesinin web sitemde bulabileceğinizden bahsetmiştim, ben diliyle yazılmış. Ve elbette o listeyi sizler de geliştirip daha da öteye götürebilirsiniz. Nereden başlayacağımız konusunda da evimizden başlamamız gerektiğini ifade etmiştim. Ekonomi ve ekoloji, ev bilimi ve ev düzeni demek, kendi etki alanımızdan ufak adımlarla, acele etmeden, sağlam temellerle ilerleyerek pek çok aslında yapabileceğimiz faaliyet var. Bunların listesini bir önceki programda konuştuk. Bu programda kaynaklarım ve bu permakültürle ilgili kaynaklar, bilginizi daha da öteye götürmek için faydalanabileceğiniz ve kurslarım hakkında sizleri bilgilendireceğim. Aslında bu program, 20 programlık bu seri, sizler için permakültüre giriş kursumun, 12 saatlik temel bilgilendirme kursumun içeriğini sundu sizlere. Bu anlamda programı takip etmiş olanlar benimle temasa geçerler. Göndereceğim soruları başarıyla yanıtlarlarsa ufak bir sertifika bedeliyle permakültüre giriş kursum için katılım sertifikası da alabilecekler. İsmim Doktor Murat Onuk. Bana murat.onuk@doktorpermakultur.org veya Instagram'da Doktor Permakültür veya 0530-401-30 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz. Bu son programımızın gündemi etik temelli sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarım bilimi olan permakültürle ilgili kaynaklar. Kapsamlı bir kaynak listesini sizlere sunacağım ve daha da ileriye geçerek daha fazla eğitim alıp bu konuyu bir meslek haline getirmek istiyorsanız neler yapabilirsiniz? Bunu sizlerle paylaşacağım. Temel olarak kullandığımız kaynaklar permakültürün kurucusu olan Bill Morrison'un yazdığı eserler. İlk eser David Holmgren'le beraber yazdıkları doktora tezi olan Permakültür 1, çok yıllık tarım ve insan yerleşimleri için çok yıllık tarım uygulamaları diye başlayan sürdürülebilir tarım teknikleri içeren bir kitap. Bu kitap çok ilgi görünce devamı geliyor. Bill Morrison Akademi'den ayrıldıktan sonra Permakültür 2 isimli kitabı yazıyor. Kasaba ve arazilerde kalıcı tarım için pratik tasarım isminde bir kitap yazıyor. Bu sürede ama yavaş yavaş permakültürün içine tarımı aşan ilave bazı konular eklenmeye başlıyor. Ve daha sonra Bill Morrison permakültür tasarımcısının el kitabını yazarak çok kapsamlı teknik bilgiler içeren ama aynı zamanda çok özel bir felsefi kitap olan el kitabını yayınlıyor. Bu aslında kurslarımızın temel kaynaklarından bir tanesi. Manueli yayınladıktan sonra da, el kitabını yayınladıktan sonra da kapsamlı bir özet sunan permakültüre giriş kitabını yayınlıyor ki Türkçemizde var. Türkçe'ye çevrili çok güzel bir çeviriyle. Permakültüre girişi bulabilirsiniz. Daha sonra da Bill Morrison'un otobiyografisi, Rüyalarda Seyahatler çok özel bir kitap. Umarım hem tasarımcının el kitabı hem de Rüyalarda Yolculuklar Türkçemize kazandırılır. Permakültür kitabı Fermentasyon ve İnsan Beslenmesi üzerine Bill Morrison'un yazdığı bir diğer kitap. Yani Mıntıka Sıfır, Kendi Bedenimiz, içimizdeki bu özel hazineyi taşıyan hazine sandığı üzerine de Bill Morrison'un yazdığı bir kitap var. Bir de derslerinin bir ses kaydı, krizi atlatabilmek anlamında bir DVD ses kaydı da var. Temel kitaplarımız permakültürde bu tasarımcının el kitabı ve permakültüre giriş kitabımız. Daha sonraki kaynaklar King'in 1911'de yazdığı ve Bill Morrison'un ilham kaynaklarından olan 40 yüzyılın çiftçileri, Çin, Kore ve Japonya'da organik tarım, Russell Smith'in yazdığı gıda ormanları bir kalıcı tarım anlamında ağaçlardan beslenmek, Yeomans'ın dönüm hattı tasarımı 1954 ve 1958'de gene bir dönüm hattı tasarımının pratik uygulaması, arazinin meydan okumasına karşı ve daha sonra 1973'te yazdığı her çiftlik için su, bir pratik sulama sistemi üzerine yazdığı kitaplar. Masanobu Fukuoka'nın doğal tarımın kurucusu olan Ekin Sapı Devrimi ve Doğal Tarıma ve Doğal Hayata Giriş kitapları Türkçemizde var. Doğal Tarımın Yolu, Felsefesi ve Uygulaması kitapları. David Holmgren'in yazdığı Permakültür Prensipleri ve Yolları Sürdürülebilirliğin Ötesinde Meliodora'dan kendi çiftliğinin yayın eviyle yayınladığı kitap ve Milkwood Permaculture, Kristen Bradley ve Nick Ritter'ın yazdığı permakültür kitabı, Milkwood Permakültür Yolu, yabancı kaynaklar olarak değerlendirebilirsiniz. Devam edersek,
Gıda ormanları, bahçemizi gıda için kullanmak, tohumumuzu saklamak, roket sobaları, yenebilir gıda ormanları, toprağın nasıl kullanılacağına dair toprak kullanım el kitabı, ördeğin gücü, permakültür bitkileri, Isabel Schipard'ın otlardan nasıl faydalanabileceğimiz konusu, yabani ot diye isimlendiğimiz aslında otların hep bir sebeple topraktan çıkıyorlar. Tohumları bütün topraklarda var. Hangi ihtiyacı varsa toprağın, onların tohumları filizleniyor diye konuşmuştuk. Dolayısıyla yabani otlar aslında bizlere toprağımızın içinde bulunduğu sıkıntıyla ilgili çok ciddi ipuçları sağlıyorlar. O sıkıntıyı giderdiğimizde de artık onlara ihtiyaç kalmıyor. Kaynaklar konusunda devam edersek özellikle Gaia, dünyanın yaşayan tek bir organizma olduğu teorisi, bununla ilgili bir takım kitaplar, Fritjof Capra'nın kitapları, Fiziğin Taosu ya da Hayat Ağı, Yaşam Ağı, Christoph Alexander'ın Örüntü Dili kitabı, James Lovelock'un Gaia teorisini geliştiren Dünyaya Yeni Bir Bakış, Dünyadaki Hayata, 1979. Benno Mandelbrot'un Fraktal Geometri üzerine, yani doğanın geometrisi üzerine yazdığı bir kitap. Fraktal geometri, alışık olduğumuz geometriden biraz daha öteye giderek, mesela nokta sıfır boyutlu bir kavram, doğru tek boyutlu, düzlem iki boyutlu ve üç boyutlu nesneler olarak üç boyutta tanımlıyoruz biz şeyi, mekanı. Halbuki 1.5 boyut, 1.2 boyut gibi kesirli boyutlar mümkün müdür? Fraktal geometri bunu aslında araştırıyor ve mümkün olduğunu bu sayede aslında doğal geometrinin çok daha keskin bir şekilde ölçümlenebildiğini gösteriyor. Ve doğada bazı formların işte tekrar tekrar kendini tekrarladığını, ki bunlara örüntü diyoruz. Ve bunu anladığımız, anlamanın sonucunda aslında biz doğayı çok daha güzel modelleyebiliyoruz. Çok daha gerçekçi animasyonların artık yapılabildiğini biliyoruz. Keza derin ekoloji, Kaos, Edward Lorenz, işte Kelebek Yetkisi kitabı, derin ekoloji üzerine kitaplar, Stephen Harding'in özellikle Gaia ekolünün devamı, James Lovelock'un öğrencilerinden, Dünya üzerine, Gaia üzerine yazdıkları kitapları, derin ekoloji üzerine diğer kitapları kaynak olarak değerlendirebilirsiniz bu konulardaki bilginizi geliştirmek için. Yenebilir bitkilerle ilgili Stefan Fakiola'nın yazdığı Cornucopia isimli bir kitap var. Sadece kendisi tarafından basılıp gönderilen. Dünyadaki bitkilerle alakalı PAF.org web sitesini değerlendirebilirsiniz ya da Path of Freedom web sitesini değerlendirebilirsiniz. Su hasadı şehirde, Tucson, Arizona'da bahsetmiştim sizlere bir programımızda. Yağmur suyu hasadı 1 ve 2. cilt Brad Lanchester'ın kitabı ve web sitesi. Toby Hemingway, Türkçe'de kitapları giderek daha fazla çevrilmeye başlandı. Çok sevindirici. David Holmgren'in öğrencisi. Gaia'nın Bahçeleri, Ev Ölçeğinde Permakültür Uygulamaları. Patrick Whitefield'in, maalesef kaybettik birkaç sene önce, Dünyayı Gözetmek için El Kitabı. Chris Martenson'un parayla alakalı kitabından bahsetmiştim. Christoph Alexander'ın Örüntü Dili, Arthur Clarke'ın Sonsuzluğun Renkleri, Permakültür Bahçeleri, Orman Bahçeleri, Yenebilir Araziler Yaratmak, Robert Hart'ın ve Sepp Holzer'in Bill Mollison'un hemen hemen aynı dönemde permakültür prensiplerine, benzer prensiplerle Avusturya Alplerinde tarım ve yapan ve hügel kültür uygulamaları gerçekleştiren, ondan önce geliştirilmiş olmakla beraber Sepp Holzer'in Türkçe'ye çevrilmekte olan kitabı ve permakültürün öncüleri Smith Denborn'un kitabı mesela kaynak olarak kullanabilirsiniz. Türkçemizde tabii ki Buğday Derneği'nin kurucusu olan rahmetli Victor Ananias'ın çok değerli bir kitabı var, Yaşam Dönüşündür. Şimdi yeni bir kitabı da yayınlandı Arif ve Tarif isminde. Çok özel bir ruhtu, çok vakitsiz kaybettik maalesef. Ama çok güzel bir eser bıraktı arkasında. Buğday Derneği çok güzel faaliyetlerde bulunuyor. Topluluklarda bahsetmiştim. Alıç Ağacı ile Sohbetler çok değerli bir ziraat profesörümüzün, Hikmet Brand'ın çok güzel bir kitabı. Toprağın sürülmemesi gerektiğini, işte yıllar öncesinin Ankara'sında, Çankaya'da bir alıç ağacının altında doğayla yaptığı sohbetlerin anlatıldığı, suyla, yağmurla, toprakla, ağaçla çok özel bir kitap. Türeticinin El Rehberi, Buğday Derneği'nin yayınladığı çok kıymetli bir yayın. Nasıl tüketici olmaktan çıkıp türetici olabiliriz? Yine Buğday Derneği'nin Atalık Tohumlar için Yetiştirici Rehberi, Doğa Dostu Turist ve Gönüllü Olma Rehberi, Tatuta, Tarım Turizm Takas Sistemi, Çeşitlilik Diyarında Atılan Sürülebilik Tohumları, Ekolojik Yaşam Rehberleri,
Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi artık çevrimiçi olarak yayınlanmaya başlandı. Eko IQ'nun 3 ekoloji dergisi, Greenpeace'in dergisi, pardon 3 ekoloji dergisi, Eko IQ dergisi, Greenpeace dergisi, Bağbahçe dergisi gibi temanın yayınladığı süreli yayın olarak takip edebileceğimiz kaynaklar. Yine Kırsala Dönüş Seti Pratik Sebze Yetiştiriciliği Rehberi Geleneksel Yapı Teknikleri Nasıl Bir Organik Tarım Başka Bir Hayvancılık Mümkün bir kitap seti var Yeni İnsan'ın yayınladığı. Başka Bir Köylülük Mümkün Tayfun Özkaya'nın yazdığı. Batı Uygarlığının Çöküşü, Küba'da Sürdürülebilir Kent Tarımı, Nasıl Bir Organik Tarım, Ekolojik Yaşam Rehberi, Permakültür Bahçeleri ve Permakültür Şehir'de Yeni İnsan'ın yayın evinin yayınlamakta olduğu çok güzel kitaplar ve faydalı kaynaklar. Sinek'tekiz kapsamlı bir şekilde bu konuda yayınlar yapa geldi. Vandana Shiva'nın mesela yayınları var. İyilerin yanında çiftçi haklarına adanmış bir yaşam. Petrol değil toprak, iklim krizi döneminde çevresel adalet. İnadına canlı, kadınlar ekoloji ve hayatta kalma. Tohum ve gıdanın geleceği üzerine manifestolar. Vandana Shiva'nın çok değerli kitapları Türkçemize kazandırılmış. Ekoköyler sürdürülebilirliğin yeni ufukları. Ekoloji Cep Rehberi Ernest Kallenbach'ın yazdığı Bizim Dünyamız Bir Zen Rahibinin Barış ve Ekoloji Hakkındaki Görüşleri, Şehirdekiler için Sürdürülebilir Yaşam Rehberi çok güzel kaynaklar olarak Sinek 8 tarafından. Devam eden Bana Ait Bir Yer Sürdürülebilir Yaşam Kitapları serisinde Okulsuz Büyümek, Okulsuz Eğitim, Kırsalda Yaşamak, Doğa ile Bağ Kurmak ve Yaşarken Öğrenmek Hakkında Sıra Dışı Bir Ebeveynlik Macerası, Slow Food Devrimi, mesela Sinek 8'in yayınladıkları Cinnus'tan Ekopolitik Çerçeveden Organik Tarım ve Kompost, Kıyamet Tacirlerine Karşı Kıyamet, Ömer Adnan'ın çok değerli bir kitabı, Çevremiz Geleceğimizdir, çok değerli Edison'un yazdığı bir çevre mühendisi olarak bir eseri, Sıcak, Düz ve Kalabalık, Thomas Friedman'ın, Tıbbi Bitkileri Doğru Kullanma Rehberi, Pratik Yöntemlerle Doğal İlaçlar, Paçem Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde sevgili Nazım Tanrıkulu'nun çok önemli bir katkısı. Ağaçlar Ork üzerinden ağaçlar hakkında kapsamlı bilgi alabiliyoruz. Taner Aksel'in yazdığı Kritik Eşik İklim Değişikliği ilgili çok önemli bir kaynak ve Yeni Dünya adlı kitap aslında bir tasarım sertifikası kursunun içeriğinde paylaştığı kendi deneyimleriyle çok özel bir eser. İklim değişiyor, Türkiye değişmiyor, Türkiye çözüme gerçekten ortak olsun iklim ağı raporu. 101 soruda organik ürün rehberi. Börtü böcek için doğa dostu öneriler ve ev yapımı ilaçlar sevgili Doktor Füsun Tezcan'ın yazdığı ve onun üzerinden temin edebilen çok kıymetli bir eser. Zehirsiz Ev, Mercan Yurdakuler'in yazdığı doğanın işaretlerini okumanın kaybolmuş sanatı, doğa kitabı, bitkiler, hayvanlar ve gezegenimiz ve şehirde kompost, küçük mekanlarda yaşayanlar için kompost yapım bilgisi yine önemli kaynaklar. Tabii DVD'ler ve filmler var. Jeff Lawton Hoca'nın yayınladığı Permakültür'e Giriş DVD'si artık YouTube'da izleyebiliyorsunuz. Henüz YouTube'da olmayan su hasadı permakültür yoluyla permakültür toprakları, gıda ormanları kurmak bunlar henüz şu anda YouTube'da yok. Ben eğitimlerimde ilave kaynak olarak paylaşıyorum. Şehirde permakültür de YouTube'da bulup izleyebileceğiniz otomatik Türkçe çevirisi önemli bir DVD. Kendine Yeterlilik Kursu. İzabel Şipart'ın iki DVD'lik bir serisi ve otlarla alakalı bir kurs. Gene İzabel Şipart'ın iki DVD'lik bir serisi. Aquaponik konusunda Murray Hallam'ın DVD'leri mevcut. Ve tabii ki başka belgeseller, BBC'nin Amerika'daki Farm ismi verilen çiftlik ve onun belgeseli. Gıda ile alakalı bir belgesel, Food, Gıda. Cowspiracy, hayvancılıkla alakalı bir ayrı film, Earthlings, No Impact Man, işte New York'ta atık üretmeden, çöp üretmeden yaşamının belgeseli, Rahatsız Edici Gerçek, Al Gore'un filmleri, Baldan Acı, Kaliforniya'daki kayısı plantasyonlarında arıları taşıma yoluyla nasıl bir akıl dışı üretim yapıldığına dair ve En Büyük Küçük Çiftlik, Biggest Little Farm, çok güzel bir film. Neler yaşanabilir, ölçeğin nasıl değerlendirilmesi lazım, çözümlerin aslında işte sorunun içinde saklı olduğuna dair çok güzel bir kaynak. My Octopus Teacher bir ahtapottan edinilen bilgiler, hayattaki yaşamla alakalı bir bilgi. Planet Earth BBC'nin serisi, tohum üzerine bir belgesel.
Mantar ailesi, mantarlar, fantastik mantarlar üzerine filmler. Kiss the Ground belgeseli toprak üzerine. Baraka filmi, orada çok özel bir film Baraka. Belgesel olan Baraka filmi değil bu. Bir babanın hikayesini anlatan bir film. Orada mesela bir permakültür bahçesinin görüntüsü var. Çok farklı bir bakış. İçinden bakına sanki böyle jungle gibi, karman çorban gibi görünen permakültür bahçeleri aslında belli bir düzen ve örüntüleri içeren, biyoçeşitliliği çok üst seviyede uygulanan, çok üretken sistemler. O filmde öyle bir sahneyi görebilirsiniz. Toprağın Uyanışı belgeseli Türkçemize kazandırılmış çok güzel bir belgesel. Onarıcı tarım, sürülmeden yapılan tasarımın nasıl mümkün olduğu ve çiftçilerin buna nasıl direnç gösterdiğine dair aslında bilgi sunuyor. Ve Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali kapsamında aslında artık çevrim içi yapılan bu anlamda pek çok farklı film ve belgeseli izleyebiliyoruz. Web siteleri olarak baktığımda benim Doktor Permakültür, İngilizce doktorpermaculture.org web sitemde bilgiler bulabilirsiniz. İstanbul Permakültür Kolektifi çok kapsamlı kurslar ve bilgilendirme yapıyor. Eko harita üzerinden Türkiye'deki permakültür ağıyla ilgili bilgiler alabilirsiniz. Belentepe Çiftliği sevgili Taner Aksel'in belentepe.org web sitesinde Türkiye'deki en kapsamlı permakültür uygulamalarını, değişik yöntemleri görebilirsiniz. Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nün web sitesi üzerinden bilgiler alabilirsiniz. Avustralya Permakültür Araştırma Enstitüsü'nün web sitesinden ve küresel permakültür ağı üzerinden dünya çapında uluslararası topluluğa ulaşabilirsiniz. Jeff Lawton Hoca dünyada permakültür lideri olarak çok kapsamlı videolar ve bilgilendirmeler paylaşıyor web sitesinden. David Holmgren Hoca'nın, yani bilim monitörünü kaybettik ama David Holmgren Hoca hala hayatta, onun web sitesinden bilgiler alabilirsiniz. Permakültür Tasarımcıları Derneği'nin web sitesi üzerinden ve elbette Türkiye Permakültür Vakfı üzerinden, onların web sitesi üzerinden çok kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Kitaplar, filmler ve web siteleri üzerinden kapsamlı bir kaynak listesini sizlerle paylaşmış oldum. Bu listeyi web sitemde de ayrıca sürekli olarak güncellenmiş şekilde bulabilirsiniz. Bu konular hakkında aslında bu TV programından önce bir radyo programı yapma şansım olmuştu. TRT Ankara Radyosu, Radyo 1 İstanbul FM'den yayınlanmıştı. Doğa Uyum Değişim Programı 52 hafta boyunca 2016 yılında öğleden sonra salı günleri 15.30'da başlayan programın ikinci yarısında 15 dakika boyunca sizlerle doğayla uyumlu yaşamdan bahsetmiş ve permakültüre giriş kursumu paylaşmıştım. Bir Facebook sayfam var, doğayla uyumlu yaşam permakültür. Önce bir gruptu, daha sonra bir sayfaya dönüştü. Bu sayfa üzerinden pek çok farklı içeriği paylaşıyorum doğayla uyumlu yaşama özel. Web sistemi sizlerle paylaşmıştım. Web sistem üzerinden özgeçmişime, yazılarıma ve vermekte olduğum kurslarıma dair bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu program 2 günlük 12 saatlik temel permakültüre giriş kursunu sunmuştu. Elbette bu kursu yüz yüze veren hocalardan fiilen canlı olarak almak çok kıymetli. İstanbul Permakültür Kolektifi üzerinden veya tasarım sertifikası sahibi olan pek çok hoca üzerinden bu kursları alabilirsiniz. Permakültür Vakfı'nın da bu konuda özet eğitimleri var. Ben de permakültüre giriş kursumu aslında bir hizmet olarak bu program vesilesiyle 20 programla sizlerle paylaşım mutluluğuna erişmiş durumdayım. Programımı takip etmiş olanlar bu son programımız. Benimle temasa geçerler. Göndereceğim soruları başarıyla yanıtlarlarsa permakültüre giriş kursum için ufak bir sertifika bedeliyle katılım sertifikası alabilirler. Bu program YouTube'a da konuyor ve orada da bir program olarak takip edilebilecek. Bu programı tamamlayanlar bu şekilde bana ulaşabilirler. Permakültürün iki tane temel eğitimi var. Bir tanesi 2 günlük temel bilgilendirme kursu olan bu program vasıtları aldığınız permakültüre giriş kursu. Ama esas kurs tasarımcı sertifikası kursu. 12 gün süren, yüz yüze yapıldığında, arada bir günlük arayla 13 gün süren, yüz yüze gelmeyi tek bir mekanda toplanmayı gerektiren 72 saat hatta daha fazla süren bir uluslararası geçerli tasarımcı danışman eğitmen sertifikası veren meslek kursu. Permakültürün aslında başka bir eğitimi yok. Permakültür kapsamında anlatılan konularla ilgili detay bazı kurslara gitmeyi seçebilirsiniz kendi ilgi alanlarınıza göre. Ya da staj yapma imkanı seçebilirsiniz. Var olan bir arazide bir tasarımcıyla beraber ya da işte enstitüler vasıtası dünyada permakültür organize oluyor. Bu enstitülerin sağladığı staj imkanları. Benim Avustralya'da 2014'te yaptığım staj gibi, 10 haftalık staj gibi Avustralya Permakültür Araştırma Enstitüsü'nde, Yeni Zelanda'da Koang Enstitüsü'nde, Ürdün'de Permakültür Araştırma Enstitüsü'nde,
ya da Avrupa'da var olan pek çok farklı permakültür bazlı ekoköylerde staj yapıp bu konudaki pratik deneyimlerinizi, bilginizi genişletebilirsiniz. Web sitemde drpermaculture.org'da eğitimlerim sekmesinde eğitimlerimle ilgili düzenli olarak güncel bilgileri yayınlıyorum. Şu anda bulunduğumuz tarihte 9 Mart'ta başlayan, 8 hafta sürecek olan, Mart ve Nisan aylarına yayılacak olan tasarım sertifikası kursum devam ediyor. Kurs çevrimiçi olmakla beraber %100 canlı bağlantıyla gerçekleştiriliyor. Yani orijinal bir kurs gibi. Kursun içeriği tamamen Bill Mollison'un tasarladığı şekilde veriliyor. İçerisinde bir profesyonel seviyede tasarım uygulaması projesi gerçekleştiriyor takım şeklinde ve en sonunda da bir kutlama performansıyla topluluk oluşturma anlamında da kapsamlı bir çalışmayı yapmış oluyoruz. Ve şu ana kadar 135 mezunum var. Mart kursunun, Mart Nisan kursunda 26 katılımcı arkadaşımla beraber öğrenmeye devam ediyoruz. Çok çeşitliliği desteklemek adına eğitmenlerimiz de sadece benim anlatımımla değil, eşim Banu Uskutonuk su kültürünü, Dilek Yalçın Demirer Hoca İstanbul Permakültür Kolektifinin kurucusu su ve toprak konularını, Yüksek Mimar Sevgili Hasip Akın şehirde permakültür ve sosyal girişimciliği ve Pınar Okay anarşizan bağcılık uygulamasıyla asma loncasını, zeytin loncasını, şifalı bitkiler ve bağ üretimi nasıl doğru bir şekilde yapılmalı onu anlatıyor. Aynı zamanda da ağaçlar ve enerji alışverişleri bölümünü sunuyor. Eğitimimizde pek çok farklı video, canlı bağlantılarla misafir konuşmacılar, doğal yapılar gibi, tohum saklama gibi, ılıman iklim uygulamaları gibi, kooperatifler ve sağlıklı gıdaya erişim gibi konularda ilave oturumlarla sunuyorlar. Çok zengin içeriği olan kapsamlı bir kursu canlı bağlantılarla 72 saat boyunca gerçekleştiriyoruz. Bu kurslarımdan bir tanesinde Ocak kursumun sonunda öğrencilerimin bana hediye ettiği bir permakültür bizce idi. Sizlere permaklipsi göstermiştim Avustralya'daki stajımda çekilen. Birer kelimeyle ne olduğunu ifade etmiştik. Onlar da basit bir uygulamayla permakültürün onlar için ne ifade ettiğini bildirmişlerdi. Uyum en merkezde, sevgi, yaşam, doğa, semere, paylaşmak, örüntü, denge, ahenk, sürdürülebilirlik gibi pek çok anlamlı, geleceğimiz açısından değerli kelime, mesela şükretmeyi, paylaşmayı görüyorum. Onlar tarafından permakültürü nasıl anladıklarının ifadesi olarak bu resme yansımış vaziyette. Bill Mollison diyor ki her birimizin doğayı nasıl anlayacağımızı çözmemiz gerekiyor. Çözmezsek anlayamayız, anlamazsak kaybedebiliriz. Kaybetmekte olduğumuz konusunda hemfikiriz ve özleyeceğimizi biliyoruz. Bu anlamda bir şeyler yapmamız gerekiyor. 20 program boyunca sizlerle paylaştığım permakültür aslında insanın akıl ve vicdan sahibi olduğunun göstergesidir. Akıl ve vicdanı hizalayarsak ancak sağlıklı, anlamlı sistemler yaratabiliyoruz. Permakültür bulaşıcı bir güzelliktir. Bu programlar vasıtasıyla permakültürle tanışmış oldunuz. Umarım bu tanışıklığınız bir ilişkiye ve bu güzelliği yaratacak bir üretkenliğe dönüşür. Önemli olan elbette bu bilgileri bilmek yeterli değil. En başta bahsettiğimiz aciliyet ve dünyada soyumuzun devamı riski var. Bu nedenle permakültür nasıldan ve nedenden ziyade yapmakla ilgilidir. Hepinizin bu programdan sonra bir şeyler yapmak konusunda harekete geçeceğinizi umuyorum. Kendi topraklarımızdan bir ustayla bitirmeden önce bir alıntı yaparak Profesör Hikmet Biran, çok değerli bir ziraat profesörümüz, Adıç Ağacı ile Sohbetler kitabında diyor ki, doğada ne görürseniz güvenebilirsiniz, hepsi hastır, gerçektir. Sevinirsiniz orada çünkü tabiatın içindesiniz. Orada kendi yaptığımız dünyanın bunaltıcı hayhuyundan, tatsız ıvır zıvırından, bencil kaygılarından, sıkıcı darlığından kurtulur. Her şeyin olduğu gibi olduğu, olduğu gibi gözüktüğü o külfetsiz, gösterişsiz, sessiz büyüklükle karşı karşıya gelirsiniz. Orada o büyüklük içindeki yalnızlıkta insan kendini bulur, varlığının özündeki asilliği anlar ve kendini erdemliğe adar. Hepinize sağlıklı, mutlu, bolluk ve bereket içinde, ahenkli bir toplumda potansiyelinizi gerçekleştirebileceğiniz bir yaşam diliyorum. Bana paylaşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Doktor Murat Onuk, Doktor Permakültür. Bana her zaman murat.onuk@doktorpermakultur.org e-posta adresimden, Instagram'dan, Doktor Permakültür hesabımdan ve 0530 401 1030 numaralı telefonumdan ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.